diye bir şey yok. Sadece aslında herkes kadar o da koruması yani herkesin kendini burun kırılmasından koruması evet. gerekir değil mi? Yani bu bir tek e, ameliyatı olan hastaya has bir şey değil. Ama dediğim gibi eğer siz profesyonellikte özellikle de boks gibi bir şey yapıyorsanız o o tür agresif şeyler özellikle ileri dönemde problem olabilir. Ama onun dışındakiler için bir problem değil. Ameliyattan sonra tam şekil oluşma zamanı ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Genellikle ilk bir ayda şeklin çok çok büyük bir kısmını e, alır ama ondan sonraki dönemde de çok az değişiklikler yavaş yavaş yani bir yıla kadar çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bir takım değişiklikler olabilir ama onlar e, yani esas büyük değişiklikler ilk dönemdir. Ondan sonrakiler çok çok küçüktür, çok az. Kişiye göre değişme durumu var mı? Yani daha yani, büyük burunlu, daha küçük gibi. Yani yok. Yani sonuçta bu yara iyileşmesiyle ilgili bir şeydir. Ee, tabii ki insandan insana bir takım değişiklikler olabilir. Bazı insanların ödemi daha hızlı inebilir öyle şeyler tabii ki olabilir. Ama genellikle hani bizim verdiğimiz kabaca genel e, sürelerdir bunlar. Hep şimdi ameliyat ameliyat bahsettik. Bir de ameliyatsız burun estetiği mümkün mü peki? Böyle bir şey var mı? <laughs> Bunu alıyordum bıraktım. <laughs> şimdi bakın yani ee, ameliyatsız burun estetiği derken ameliyatsız e, şimdi yani öyle bir soru sordunuz ki teknoloji <laughs> teknoloji demeyeceğim de e, örneğin bazı plastik cerrah olmayan hatta cerrah olmayan insanlar bir takım iplerle burun ucundan geçip işte bir yerlere asma e, gibi ya da bir takım yerlere dolgular yapıp ameliyatsız e, burun estetiği yapıyoruz dedikleri şey onlar burun estetiği değildir. Yani e, örneğin hastanın bir kemer vardır burnunda. Hı hı. Burun köküyle kemerin arasını bir dolguyla yani bu hani dolgular var ya hani kullanılıyor. Onlarla doldurup hani tam dümdüz. Tabii bu durumda alından başlamış oluyor burun hani. Evet. Buradaki o Kavis tamamen gitmiş oluyor. O, o da normal bir şey değil. O bir burun ameliyatı değil zaten ve estetik de değildir. Görünüm de estetik değil zaten. Anladınız değil mi? Evet, yani evet. yani alından başlayan bir burun zaten hani kemerli olsun daha iyi. En azından arkası doğaldır. Yani birçok insanın da kemeri vardır. Bu siz sevmeseniz de olabilir evet. ama yani kemer olmayacak gibi göstereceğim diye e, alından başlaması hani çok şey değil veya bir takım iplerle e, astıklarını söyleyenler var. Orada da hani sonuç olarak e, yumuşak doku zamanda gelir ve o da doğal bir e, şey yapmaz. Bazen işte botoks yapıp bir takım kasların gevşetil, gevşetilmesini sağlayarak e, bir takım şeyler yapıldığı söyleniyor. Mesela biz botoks çok rutin kullanıyoruz hani botoks, botulinum toksinini hmm. çok rutin kullanıyoruz ama hani oraya yaptığınız kaslarla ilgili bir takım değişiklikler tabii ki olur ama bunlar çok çok minimaldir. Yani e, ameliyatsız, hmm. ameliyatsız estetik yapıyorum Diyenleri. diye yok yani o, o çok yanlış yönlendirici hastayı tabii hmm. ki. Kesinlikle. Bu tür şeylere güvenmememiz gerekiyor. Kesinlikle yani o... Sağlığınızda yani, olabilir. De, değil tabii ki yani burada bahsettiğimiz burun estetiği siz bambaşka bir şey yaptırıyorsunuz. Yani burun estetiği yaptırmıyorsunuz. Burada hani temel anatominin prensiplerine, cerrahinin prensiplerine uygun olmayan ve ileride sıkıntı yaşama ihtimalinizin de büyük olduğu ve doğal olmayacak bir takım işlemler yaptırıyorsunuz. Çünkü biz burun ameliyatında farklı burnun açılarını değiştiriyoruz. Yani tek bir noktada düşünmeyin ya ben şöyle kaldırdım. Yani hasta da böyle eliyle gösterir ve kaldır. Öyle değildir bu olay. Yani onu yaptığınızda zaten o burun öyle durmaz hiçbir zaman. Yani tam tersine daha çok deforme etme durumunuz olabilir. Bir de halk dilinde hep böyle televizyonda özellikle gördüklerinde buruna estetikli işte belli oluyor. Bu tarz yorumlar oluyor. Artık hani bunun teknolojisi ilerledi mi yoksa gene şimdi, dışarıdan bakalım belli olur mu? Şimdi estetik şöyle gibi. söyleyeyim yani bir kere hastanın estetik bir ameliyat olacaksa bir hasta estetik plastik cerrahi uzmanına ameliyat olmasını öneririm her zaman. Yani e, burada eğer estetik konseptlere uygun bir ameliyat yapılıyorsa e, bu ameliyatın estetik oranlar ve bir takım şeyler göz önünde e, bulundurulur. O zaman doğal e, sonuçlar alma e, olanağınız çok çok daha fazladır. Ve artık bizim ameliyatlarımızda bir küçültme ameliyatından çok yeniden şekil verme ameliyatı. Yani plastik cerrahların yaptığı hem e, fonksiyonuna e, da e, özen gösteriyor. ve bugün plastik cerrahi e, ameliyatları hem de e, bütün bu estetik oranlar göz önüne e, alınarak e, yapılmaktadır. Hocam programımızın ufak ufak sonuna geldik. Son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu hafta gündem sağlığın sonuna geldik. Her hafta yeni değerli konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese sağlıklı, mutlu haftalar dileriz.